Merhaba Godi. Nasılsın? Osman'la aranız nasıl? Oradaki evdeki işler nasıl? Her şey yolunda mı? Merhaba Tamer abi. Burada her şey yolunda. Osman çok uslu bir çocuk. Beni iyi dinliyor. Abi, deney testi yaptırmış. Bir şüphe mi vardı abi? Ya çok güzel söyledin, şüphe mi vardı? Biliyor musunuz, bu DNA testi ilk önce Amerika'da çok popüler oldu. Sonra Avrupa'da da yavaş yavaş popüler olmaya başladı. Böyle olunca ben de bir DNA testi yapayım dedim. Bir de sonu şu, biliyor musun, e-maille gönderecekler. Bir bakayım, kontrol edeyim, bir şey gelmiş mi? Abi, farklı sonuçlar bekliyor musun? Aa, baksana, sonuçlar gelmiş. Göndermişler e-maili. Abi ya, çok merak ettim. Söyle hadi, sonuç ne? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Bu nasıl olabilir? Şok, şok, şok. Abi, o kadar kötü mü çıktı? Yani kötü diyeceğim değil, kötü değil. Ama hiç beklemiyordum. %76 Balkanlar, %76 Balkanlar, %11 Batı Asya ve %13 ise Doğu Avrupa. Şok. Hadi ya, ben de şok oldum ama. Ama babam demişti ki seninle Bulgaristan'da tanışmış. Doğru diyorsun, çünkü babanla biz Bulgaristan'da tanıştık ve dost olduk. Ve biliyor musun, ben Bulgaristan göçmeniyim ve bizim daha Osmanlı zamanında Karamanoğullarından gelmişiz. Demek ki bizim Karamanoğulların DNA testine göre payımız ancak %13. Gene de şok oldum ya, çok az değil mi? Abi, %13 çok az be. Ama bir şekilde de hak veriyorum. Neden hak veriyorum? Çünkü Balkanlar için %75 diyor. Ama Balkanlarda biliyorsun ki Osmanlı gelmeden önce Hunlar, ondan önce Kumanlar, sonra Kıpçaklar, Bulgarlar 6. 7. asırda geliyor. Ve Gagauzlar sonradan geliyor. Bunlar da hep Türk kavimleri, Türk boyları. Dolayısıyla %75 Balkanlar demeleri, yani bu kadar Türk kavimleri gelmişse bence olabilir, mantıklı. Balkanlarda o kadar çok halkı yaşaması bir problem olmadı mı? Değerli arkadaşlar, bakın %75 Balkanlar diyor ve Türk kısmı ise sadece %13. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen değerli yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlar kısmında videonun hemen altında bizimle paylaşınız. Ayrıca bu videoyu beğenip ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Godi dostum, biliyor musun? Osmanlı döneminde Balkanlarda tüm farklı milletler, kavimler, kim varsa orada hepsi huzur ve barış içinde yaşamışlar. Ve onlara biliyor musun, Osmanlı din ve ayrıca de eğitim özgürlüğü vermiş. Ve onların da kendi kiliseleri, kendi okulları varmış. Abi, herkes çok iyi yaşamış. Tanrı da ayrım yapmıyor. Yani herkesi eşit seviyor. Tabii ki. Çünkü Tanrı din, dil, ırk, millet, kavim ayrımı yapmıyor. Cinsiyet ayrımı yapmıyor. Çünkü zaten bizi yaratan yüce Allah ve o Adem'i ve Havva annemizi yarattı. Hepimiz onlardan geldik. Abi, o zaman hepimiz kardeşiz değil mi? Neden o kadar savaşlar, ölümler olmuş? Çok güzel bir soru. Bunun için kelamı açmamız lazım. Allah'ın kelamı, kutsal kitabı okumamız lazım ve oradan yaratılış kitabı, yani kutsal kitabın başlangıçtaki ilk kitabı, ilk kitabındaki ilk bölümde, ilk ayetlerde, yaratılış 1:26'da hemen bize bu konuda cevabı verecek. Yaratılış 1. bölüm 26. ayet diyor ki Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Evet. Ve biliyor musunuz, devamında bir sonraki ayeti ben okumak istiyorum. Yaratılış 1. bölüm 27. ayet. Burada bak, Musa peygamber ne diyor? Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı suretinde yarattı. Onları erkek ve
dişi olarak yarattı. Peki abi, Tanrı insan kendi suretinde yaratması bizim için ne anlamına geliyor? Biliyor musun? Biz Tanrı suretinde yaratıldığımıza göre ne yapacağız? Biz Tanrı gibi düşünme kabiliyeti veriyor. Kalp veriyor, duygular veriyor. Biz de sevebiliriz. Duygularla dışında bize özgürce seçim hakkı tanıyor. Yani hissedebiliyoruz, seçim hakkını bize tanıyor ve ayrıca de hayatı anlayabiliyoruz. Vicdanımız oluyor. Ve bunu aslında Tanrı'nın suretinde yaratılmak Allah'ın kelamına göre bize bir onur verilmiş. Tanrı bizi onurlandırıyor bir yaratılışın tacı olarak. Madem ki her şey o kadar iyiydi, günah neden ortaya çıktı? Çok güzel bir soru. Tanrı tabii ki bizi sevgiyle yarattı. O bizi sonsuz bir sevgiyle seviyor ama bizi sevmeye zorlamıyor. Bize seçim hakkı tanıyor. Onu tanıyalım ve kendiliğimizden gelen bir sevgiyle ona yaklaşalım. Abi, ben kutsal kitapta okumuştum ki cennete meyvesi yasak olan bir ağaç varmış. Yani çok doğru okumuşsun. Allah'ın kelamında, yaratılış kitabında Musa peygamber net söylüyor. Ve sen de biliyorsun, üniversite öğrencisisin. Birçok sınava giriyorsun. Birçok zor zor sınavları geçiyorsun. Onlara Adem ve Havva annemize cennette tek bir sınav vardı. O da bir meyvenin ağacından ve o ağacın meyvesinden yememek gerekiyordu. Yani çok basit bir sınav değil mi? Abi ya, çok basit bir sınavmış ya. Ben üniversitede bundan daha zor sınavlara giriyorum. Ve sonuçları çok kötüydü. Adem babamız ve Havva annemiz için. Onlar o yasaklı ağacın meyvesinden yediler ve ondan sonra bir değişim oldu. Kendilerini çırılçıplak gördüler. Çıplak mı? Tamamen çıplak mı? Maalesef tamamen çıplak. Yüce Yaratan onları kendi nur elbiseleriyle giydirmişti. Günah işledikten sonra Yaratan Allah ne yaptı? O nur elbiselerini aldı onlardan ve onlar bütün çıplaklığıyla karşı karşıya kaldılar. Abi, birisi bana bir şey yasakladığı zaman onu da daha çok yapmak istiyorum. Ve biliyor musun? İnsanlar günah işledikten sonra bu sadece günah işlemekle kalmıyor. Ve bununla birlikte insanlar aslında Yüce Allah'a, Yaratan'a karşı isyan etmiş oluyorlar. Bu çok kötü değil mi? Evet. O zaman Adem ve Havva özgürce seçim hakkını kullandılar. Tanrı'ya karşı isyan ettiler. Maalesef. Tanrı bu özgür seçme hakkı onlara verdikten sonra onlar bunu kötüye kullandılar. Günümüzde de aynı o özgürce seçme hakkı sana ve bana herkese veriliyor. Ve bundan dolayı Adem ve Havva annemiz gibi biz de günahkar oluyoruz. Biz de maalesef onlar gibi cennetten bir nevi kovulmuş oluyoruz. Peki Adem ve Havva günah işledikten sonra huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ettiler mi? Sence devam ettiler mi? Adem ve Havva annemiz günah işledikten sonra maalesef huzur işi de bitti. Neden bitti? Çünkü artık aralarında kıskançlık, kavga ve bir sürü sıkıntılar olmaya başladı. Ve günümüze kadar da aile içinde zırmır o tarz kavgalar oluyor. Sen bak, ha Osman'la kavga etmiyorsunuz değil mi? Abi ya, bu Osman her tarafa kirli çorapları atıyor. Odası çok dağınık, bulaşık yıkamayı da hiç sevmiyor. Vay kerata vay 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 vay. Ne kadar onu uyardım. Neyse konumuza dönelim. Adem ve Havva günah işledikten sonra özgürce seçim hakkını kullandılar ve ne yaptılar? Dediler ki biz Tanrı yerine şeytanı seçiyoruz. Oo! Sonra ne oldu? Sonra Adem babamız ve Havva annemizden dolayı bütün insanlar
günahın köleleri oldular. Ya tek küçük bir seçim yüzünden mi bize köl olduk? Ama neden? Evet, ama Tanrı adaletli bir yaratandır. O önceden onları uyarmıştı. O meyvenin yasak, yasak meyvelerden yemeyeceksin. Kesinlikle yeme diye uyarmıştı. Çok basit bir sınav. Gerçekten mi? Ama onlar bunu neden yaptı? Onların yüzünden cennetten kovulduk ve olmak zorundayız ya. Ama biliyor musunuz? Tanrı o yasak meyveden yediğin zaman öleceksin demişti ama hemen ölmedi. Onun yerine bir kurban kesti ve onlara ikinci bir fırsat tanıdı. Günümüzde de bizim için, senin için, bütün insanlar için hala umut var. Tanrı bizi sonsuz bir sevgiyle seviyor ve o çok önceden bir kurtuluş planı yaptı. Ve dedi ki bize bir kurtarıcı gönderecek. O da Efendimiz İsa Mesih'i bizim için, kurtulmamız için gönderdi. Abi ben biliyorum ki İsa Mesih tekrar ikinci kez gelecek ve ona iman eden herkesi kurtaracak. Ben köle olmak istemiyorum ve kurtulmak istiyorum. Peki bunun için ne yapmam gerekiyor? Çok doğru söylüyorsun. Tanrı bir şey söylemişse o muhakkak sözünü tutacak. Yüce Allah güvenilirdir. Ona kesinlikle güvenebilirsin. Verdiği sözünü tutuyor çünkü. Ve o demişse muhakkak olacak. Ona iman etmemiz gerekiyor. O her insan ona iman etsin de ve kurtulsun istiyor. Bunun için ne yapacağız? Ona güveneceğiz. Onun gücüne, o muktedir gücüne güveneceğiz. Ve kelam ne diyor biliyor musunuz? 2. Petrus 3. bölüm 9. ayette Yüce Allah'ın kelamında bize şu sözler yazıyor. 2. Petrus 3. bölüm 9. ayet diyor ki bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmek de gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Çok güzel sözler. Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin gerçekten onun cennetinde yaşamalarını istiyor. Bundan dolayı Efendimizin İsa Mesih'in ikinci gelişini geciktiriyor. Bundan dolayı kıyamet gününü geciktiriyor. Ki her insan kelamını duysun, okusun, öğrensin ve kendi kararını versin. Ve herkes İsa Mesih'in ikinci gelişi için hazırlanabilsin. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel. Ama unutma, Tanrı seni çok seviyor. Evet, unutma. Tanrı seni çok seviyor ve senin ve benim DNA testlerimizin hiçbir anlamı yok. Çünkü Rab her insanın kurtulmasını istiyor ve biliyor musun o senin için harika planlar yapıyor. Hatta senin ve benim hayal edeceğimizden daha güzel planlar yapıyor. Sadece ona güvenelim ve ona evet diyelim. Ya Rab gel kalbimde sen yaşa ve seninle ben bu iman yürüyüşüne yürümek istiyorum, başlamak istiyorum.